Aykut İnce Dolmabahçe'den bir kez daha mutlu akşamlar. Yayınlar dileyelim bizler de. Maça yaklaşık 4 saatlik bir süre kaldı. Artık stadyum etrafında da yavaş yavaş hareketliliğin arttığını ifade edelim. Beşiktaş grup etabı öncesindeki artık son virajda bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i kendi taraftarı önünde konuk edecek. Romanya'da oynanmıştı ilk maç. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Dinamo Kiev Avrupa'daki iç saha maçlarını Romanya'da Bükreş'te oynuyor ve siyah beyazlar Bükreş'ten 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başarmıştı. Maçın son anlarında Bahtiyar Zaynutdinov siyah beyazlara 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetmişti ve bugünse Beşiktaş'ı her türlü galibiyet ve beraberlik artık Konferans Ligi'nde grup etabı için yeterli olacak. Bu sezon oynadığı 7 resmi karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberliği var Beşiktaş'ın. Şenol Güneş neyse oynadığı son 22 resmi karşılaşmada 18 galibiyet ve 4 beraberliği olduğunu ifade edelim. Siyah beyazların neredeyse yaklaşık 6 aydır bileği bükülmüyor Beşiktaş'ta. Moraller oldukça yüksek. Dün son taktik antrenmanı vardı. Nevzat Demir tesislerindeki son taktik antrenmanda futbolcuların oldukça motive ve moralli olduğunu gördük. Süper Lig'deki 1-1'lik Pendik Spor maçı sonrası Beşiktaş'ta biraz moraller bozulmuştu ama Bükreş'te o 3-2'lik galibiyette gösterilen reaksiyon ondan sonra takımda tekrardan morallerin yükseldiğini gözlemleme şansımız oldu. Bugün Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Savunmada iki önemli eksiği var siyah beyazların. Daniel Amarty ile beraber Artur Masuaku Bükreş'teki ilk maçta bir sakatlık geçirmişti ve sahalardan yaklaşık 10-15 gün civarında uzak kalacak Kongolu oyuncusu Beşiktaş'ın. Bugünkü rövanş mücadelesinde yok. Peki Beşiktaş'ta diğer eksikler kimler? Yine UEFA listesinde bildirilmeyen Semih Kılıçsoy ile beraber Raşit Gezal da bugün Kiev'e karşı forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ın muhtemel 11'si şu şekilde olacak. Kalede Mert Günok forma giyecek. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Valentin Rozier, sol tarafında Umut Meraş. İlk maçta Masuaku'nun yaşadığı sakatlık sonrasında Şenol Güneş ilk olarak sol bek pozisyonunda Bahtiyar Zaynutdinov'u denemişti ama Bahtiyar'ın o mevkide çok fazla aksaması üzerine ve Beşiktaş'ın aslında kalesinde gördüğü bir golde Bahtiyar'ın görev aldığı anlarda olmuştu. Sonrasında Şenol Hoca hemen bir müdahale ederek sol bek mevkisi için Umut Meraş'ı oyuna sürmüştü. Bugün de Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Umut Meraş da başlamasını bekliyoruz. Savunmada ise kaptan Necip ve Omar Koli, orta alanda ise Amir Hacza Ahmet Oviz, Salih Uçan ve Jetson Fernandez. Hücumun sağ tarafında Kosovalı Milot Rashica, sol tarafında Jackson Muleka ve forvette bugün Vincent Aboubakar 11 ile Beşiktaş'ın sahada olmasını bekliyoruz. Maça ilgi yüksek. Bugün kombinelerle beraber yaklaşık 35 bin civarında bilet satışı gerçekleşti. Beşiktaş bugün dolu tribünler önünde Dinamo Kiev'i konuk etmesini bekliyoruz. Mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Bizler yine ilerleyen saatlerde gün boyu hem maç önü hem maç sonrasında buradan Dolmabahçe'den tüm yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım Aykut İnce. Devam ediyoruz. Şenol Hoca'nın basın toplantısı, tabii bir hoca orada Greenwood gündemimize evet. gelmedi diyor. Transferi ben yapmıyorum diyor. 10 numara almayacağız diyor. Yani ivedi şekilde stoper alması lazım Beşiktaş'ın. Sağ stoper istiyor hoca. Çok istiyor. Görüştükleri isimler de oldu ama nihayetinde bütçe meselesi her şey. Başkanın en son, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin en son yaptığı basın toplantısında bir tane oyuncunun transferini bitirdiklerini, bir oyuncuyla daha görüştüklerini söyledi. Yani bir isim açıklayacaklar belli ki. O da stoper olacaktır. Ama Beşiktaş'ın mevcut kadrosuna baktığımızda bu mevcut kadro ligde şampiyonluk için savaşır. Sonuna kadar kovalar ama Şenol Hoca'nın yedek kulübesi zayıf. Yedek kulübesinin güçlenmesi lazım. Bir de şimdi Avrupa'da varsın. Avrupa'da gideceksin. Lig var. Kupa var. O yüzden takım yıpranır. Yani iki değil, benim düşüncem hani 3-4 iyi transfere daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Tabii burada yabancı meselesi de önemli. Gidecek oyuncular ne şekilde, nasıl gönderilecek, kontenjana nasıl yer açılacak, onun dışında bir de Gezdal'ın durumu. Gezdal eski verimine kavuşursa Beşiktaş'a maç kazandıran büyük bir transfer gibi bir oyuncu olur ama hoca Gezdal'la ilgili konuşmalarında çok fazla hani umut verici konuşmuyor. Güzel olan Cenk Tosun'un artık çok iyi çalıştığı,
hazır durumda olduğu ama asla riske atmayacağını söylüyor Cenk Tosun'u. İyice hazır olmadan sahalara sürmek istemiyor. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Yani Cenk Tosun ön tarafta sıkıntı yok, onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ön tarafında sıkıntı yok. Stoper'de sıkıntı var. Orta sahaya güçlü bir oyuncuya ihtiyacım var. Rebic var. Raşitsa'yı aldın. Muleka tabii, var. Cenk var. Var. Abubakar var. Belki var. Muleka'yı satarlar var. Mı bilmiyorum. Ne satacak? Teklif var Muleka'ya birkaç yerden. Ama stoper'de ihtiyaç var tabii ki. Orta saha yok. Orta saha işte bir oyuncu lazım. Aldılar ona neyi? 4 milyon 200 bin euro. Ama onu şimdi bonservisen. Gözden çıkarıyorlar. Ya nasıl aldın ama onu ya? Ben almadım. O bir hata tabii ya. Ama abi 4,5 sonuçta milyon, başkan 4 da şunu söyledi. Bütün yani transferleri dedi. Ya. Hocanın okey vermesiyle aldı. Hoca da hocanın onayıyla. Şimdi hoca da ne diyor? Ben transferleri ben yapmıyorum diyor. Öyle mi? Ben anlamadım. Ya, kim doğru şöyle söyledi? İsim yani vermiyordur hoca ama şuraya alın diyor ama. Tabii. Mevkiyi mutlaka yani söyler. Ya ilk seyrettim ben onayı. Tamam mı? Yarım saat seyrettim. Ben notumu verdim zaten. Olmaz. Atletik değil. Dinamik değil. Ne diye aldınız kardeşim? Transfer ona hatası mı? Herhalde çok büyük. Ya 4 milyon 200 bin. Şimdi sen Cenk'e para vermiyorsun. Geçen başkan diyor ki Salih diyor bilmem ne diyor. E sen şimdi Raşitsa'ya 7,5 milyon euro verdin. Beşiktaş ona bir şey verdi mi de. Öyle diyorsun ama. Mesela Beşiktaş Salih'e çok şey verdi. Hadi Cenk parasını kazandırdı. Cenk var ya 30 milyon euroya gitmiş. Onu bilin yani rakam olarak. Cenk para kazandırdı. Sen şimdi o kadar para kazandırdın. Takım kaptanı ona 18 milyon veriyorsun. Raşitsa'ya 7,5 milyon ne yapıyor? 200 milyon lira veriyorsun, harcıyorsun. Ya ben aklım sırrı vermiyor yani. Azalan oyuncular da sözleşme uzatırken ekstra para istiyorlar, zam istiyorlar. Bayağı verme ama ona Salih veriyorsun. Salih Uçan, Cenk Tosun'un hepsini. Tamam, haklı. Haklılar tabii. Ya bir de şeyle bir şey söyleyeyim mi? Birisi takım kaptanı, milli takım kaptanı gol atıyor sana gelsin. Şimdi gene sana ileride bir şey ihtiyaç hissetmeyeceksin. Allah inşallah sakatlıktan esirgen. Senin orta sahanda 3 tane adam var arkada. Getson, Salih, Ahmet Hacı. Ahmet Oviç, evet. 4. adamın yok. Necip var, asker, her taraf hazır. Ama işte o 3 adam. Abi, oraya adam alacaktın 2 tane, 1 tane. Hani, alternatifleri yok, evet. Yok, o 3 tane. O Salih falan çok karakterli çocuklar yani, var ya. Abi ben o parayı var ya, ya küsmüyor, etmiyor adam canına bak. Futbol oynuyor. Değil mi? Çok ya geliştirdi kendini. Çok güçsüzdü ama bravo. Çok geliştirdi. Ya son dönemi çok iyi. Şenol Hoca'nın da şeyi vardır onda mutlaka katkısı. Abi savunmaya geliyor. Ya şu anda Salih benim için milli takımda orta sahada 1 numara. İlk koyacağım adamlardan birisi. Çünkü 2 yönlü oynuyor. En önemlisi o. Sen adama ver ya kaç? 250 bin euro mu? 350 bin euro mu oynuyor? 1 lira euro da değil. Yani Türk parası. Arkadaş bunları verme. Git 7,5 milyon lira şeye ver. Raşitsa'ya ver. Demin Süleyman Urmaz Başkan söylüyor da işte bu doğru söylüyor mesela. Buna olmaz arkadaş. Ya başka türlü vermiyordu Norwich City. Ya verme, alma daha kardeşim. Galatasaray'a vermediler seni, 6 milyon orada, euroya. Ya Onur Bulut da oynuyor orada. Muleka da oynar. Cenk de oynar. Rebic'i niye aldın? Ondan da memnun değiller sanki. Ya çok üst düzey bir oyuncu değil ama yani niye sonuçta Şenol Hoca onun verimini artırır. Ama neyse. Şu anda Şenol Hoca gene çabuk mabuk adam yani. Mevcut bir kadrosu var. İşte Amarty de sakatlandı. İşte o Amarty onu oynatıyordu yeni gelenlerden. Onu oynatıyordu. Memnundu. Onun sakatlığı tabii ki bir sıkıntı. Onun dışında bir de hazır yani olmadan hazır olan bir kadrosu var. O kadroyla devam ediyor. İşte araya zorlaması lazım yeni transferleri. Ama sağ beki, çift sol beki iki tane onlar garanti kalecileri iyi. Aynen. Yani Beşiktaş'ın şeyi var. Yani bu o orta saha üçlü onlardan birine bir şey olursa Beşiktaş var ya sıkıntı yaşar. Çok sıkıntı yaşar hem de. Bak o üç tane. Hadi bir tanesi Necip öyle veya böyle doldurdu diyelim. Başka adamın yok. Ona yedek olmaz. Yedek kulübesini güçlendirmesi lazım. Bir de bu yeni gelen çocuk var. Rekabet Bahtiyar. De olmuyor bu sefer. Nasıl onu göremedik. İyi oyuncu diyorlar hocam. Bilmiyorum. Bahtiyar Zaytin ne oldu? İyi oyuncu diyor. Ya bir baksaydık ona bir ne olacak ne edecek. Şimdi onu bir gol attığına bakmayın hocam ama genelde hakikaten onunla ilgili iyi geri dönüşler geliyor. Aynen. Değil mi Zeki? Yalnız Şenol Hoca'nın ilk basın toplantısında sezon başında dediği biz bu üç orta sahadan bunlardan bir tık daha iyi adam alacağız diye konuştu. Göremedik. Bir tık değil 5 tık aşağı geldi ona. Yani ya burada yine söylüyorum.
Ya bu Melaka'dan ne istiyor anlamadım ki ben. Daha ne yapayım? Kaç gol attı acaba? Bu şimdi geçenlerde şey yaptık. 4 Hocam kötü oyuncu değil, iyi oyuncu. Ya ben anlamadım. Adamı hemen göndereceğiz, edeceğiz. Yok ya yok hocam. Değil. Şimdi Gezal dönecek hocam. O da önemli. Ya i̇şte Gezal gelmesi lazım. Nasıl dönecek? Ya Gezal, abi. Gezal'la keşke ilgili dönse. Esasında Gezal'la ilgili bir açıklama yapmıyorlar arkadaş. Ya yapsanıza. Roman sayısı gönderdiniz. Gönderdiniz. Niye gönderdiniz arkadaş? Ben aklım sizin. Olmadı hocam, olmadı. Sahiste oynamak istemedi. Şenol Hoca ile anlaşamadı. Ya ne demek oynamak istemedi? Ya bak bizde ne var hocam biliyor musun? Ha bak. Bizde şu var. Futbolcu gitmek istedi. Sen şimdi Salih. Bak şimdi. Cenk Tosun. Aralıkta bitiyor. Para verme, gitmek istedi. Sen adama git diyorsun. Hani para vermemek ne diyorsun ki? Yani illa adama git demezsin ki. Hocam sen vermesin gider edip. Ondan sonra diyorlar ki gitmek istedi. Dünya Kupası'ndan sonra oyuncunun nasıl değişmiş? Nasıl değişmiş ya? Bir seyrettik burada. Müthiş oynadı. Ruh hali değişmiş. Ya işte. Ya sonra gitmiş gelmiş bak, demiş ki ben İngiltere'ye gideceğim Şenol Hoca'ya. Ya kulüp bakacağım şey demiş. Hoca da Şenol Hoca da kolyeyi almış. Tek başına bir alsın. Kulüp tek bulamayınca başına bir daha gelmiş hocam tamam, beni affedin diye. Demiş ki adam aldık senin yerine, niye böyle yapıyorsun? Yani olmamış ya kulüp hocam, ne bulamaz ya, ben Roman sayısın. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olacağım, Galatasaray'ın yerinde olacağım. Almaz mıyım? Kaparım havada ya. Giderim Beşiktaş, Arabistan'a. Beşiktaş, sırtımda getiririm Beşiktaş ya. Beşiktaş için sayıs defteri sonsuza kadar kapanmıştır. Neyse ararsın işte. Oyuncu da gelmez artık. Oyuncu. Ya o kadar konuştu, köprüler attı. Herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim. Yanlış Şenol Hoca ile değil ki. Yönetimle de ilgili. Ya yönetim de. Bizde eskiden yönetici ne der? İdareciydi. Bizim şeyimizde gençler bilmez. İdareci. İdare edeceksin adamı. Şeye dedim ki Ceyhun Kazancı kulağı çınlasın. Ne ayrılmış falan geçmiş olsun dedim. Ya niye bu gitti? Ya işte falan filan. Ya dedim ki çağırın adamı. Gel arkadaş. Ben yönetici olsam şimdi gel. Gel arkadaş. Şenol Hoca'yı biz 3-5 hafta sonra kovacağız. Gel sen idman yaptı. Yani idare ya adamı evet bağlı. O arada Şenol Hoca onu gazını dışarıda alıyorsun. Gazını al. Şenol Hoca onu bir oynatır. Gel hadi falan filan arkadaşlar hop. Mesela anladın mı? İşte idarecilik, yöneticilik de orada. İlla olmuştur bu gidecek diye bir şey yok yani. Tek başına hoca ne yapsın Şenol Hoca şimdi tek başına? Evet. Yönetim bu da yardım etme. Takım kaptanı yardım edecek. Burada arkadaşları yardım edecek. Aynen. Takım öyle olunur işte. Sen elinde bir çok iyi bir adam var. Oturursun, oturun arkadaşlar bir toplantı yapın. Şimdi bizim Rasim Karakulağı çınlasın. Bizde Orhan Görsen vardı sağcı. Her maç Beşiktaş'a gol atıyor. Bak her maç. O Rasim diyordu ki takım kaptanı toplanıyorduk akşam. Biz bu Orhan'ı nasıl tedbir alalım diye konuşuyorduk diyor. Vallahi Rasim anlattı bunu. Her maçta gol atıyor Orhan bizim. Orhan Görsen kulağı çınlasın. Rasim'in de kulağı çınlasın. Futbolda toplanır. Ya arkadaş bunu... Ya der ki işte yönetici oğlum buna bükün ne yapın bir şey yapın yani. Top göstermeyeceksin başka türlü olmaz. O değil yok. Topla buluşturmayacaksın. Hayır şey için söylüyorum ya. Her maçı gol atan adamı durduramazsın. Neyse Roman sayısı için ya. Arkadaş biz bunu şunu bakalım hadi gel oğlum işte şudur budur falan. Araları takım kaptanıydı, yöneticiydi bilmem neydi. Hoca tek başına ne yapacak arkadaş? Öyle cins adamlar var ki inatçı mesela. Bilemiyoruz tabii ne oldu. Evet. Ama senin gene söylüyorum adamı ben... Dünya Kupası, boş ver bizim ligi boş ver. Hani diyelim ki bizim lig tırışka diyelim. Atıyorum da yani. Peki. Adana ama Dünya Kupası'nda bir tane hatasını görmedim. Adana Demir Spor Teknik Direktörü Kluivert'ın basın toplantısı hazırsa Kluivert'ı da dinleyelim. Adana Demir Spor'a da başarılar dileyelim bakalım.